Merhabalar arkadaşlar. Mantığın 9. dersi ve son dersiyle karşınızdayım. Bu ders mantığı bitiriyoruz. Ayrıntılı bir şekilde inceledik ve son kısma geldik. Bu kısmın öncelikle ilk başladığımız kısmını fen liselerine ait olduğunu belirterek başlayalım. Öğrenmekte fayda var. Açık önerme diyoruz. İçinde en az bir değişken olan ve bu değişkenlerin aldığı değerlere göre, bu değerler doğru ya da yanlış oluyordu biliyorsunuz. Bunlara açık önermeler diyoruz. X değişken oluyor. Px'imiz önerme oluyor. Bazen X'in yanına Y değişken de gelebiliyor. Bunu ikili olarak da ifade edebiliyoruz. Şimdi bu açıklamaya göre bir örneğe bakalım. Bakın bir önerme verilmiş. X'in karesi ondan küçük olmak üzere demiş. Ve bununla alakalı demiş ki X eleman tam sayıdır demiş. Buna göre doğru olabilmesi için bu şartı sağlayan değerleri bulmalıyız. Mesela eksi 3 karesi 9 eder. Eksi 2, 4, 1, 0, 1, 4 ve 9 oluyor. Bu şartı sağlayan elemanlarımız eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunlardan herhangi biri için doğru, bunların dışındaki değerler için ise yanlış bir önerme olduğunu söyleyeceğiz. Doğru yapan değerlerin kümesini yazınız dediğimizde de küme içerisinde bu değerleri gösteriyoruz. Şimdi bakalım doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Ve ikili halde vermiş. O zaman bu x'in yerine, bu y'nin yerine şuraya bakarak anlıyoruz bunu. Yazacağız. Sağlıyorsa doğrudur, sağlamıyorsa yanlıştır diyeceğiz. X'in yerine 3 yaz demiş. Eksi 2 çarpı y'nin yerine eksi 2 yaz demiş. Bu diyor ki 10'dan büyüktür diyor. Doğru mu kontrol edelim. Buradan 9, eksi eksinin çarpımı artı 2 kere 2, 4, 10, 13, 10'dan büyük müdür? Evet. O zaman doğruluk değeri 1'dir diyoruz. Yine aynı şekilde bu sefer 5'e 3 yazacağız x'te y'nin yerine. Buraya 5 yazdık. Buraya da 3. Bakalım bu da mı doğru? Burası 15. 6 çıktı 9. Buradaki 10'dan daha büyük müdür? Hayır. O zaman doğruluk değeri 0'dır diyoruz. Şimdi açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. 2x artı y'miz 5'e eşit. Şimdi x ve y'lerimiz doğal sayı. O zaman ben diyorum ki x, y ikililerini yazmaya çalışacağız ya. Doğal sayıların en küçüğünden başlayalım. Mesela 0 verelim. 0 verince x'in yerine kaç yazarsam sonuç 5 olur. Kesirli. Doğal sayı mıdır? Hayır. O zaman buradan herhangi bir değer gelmedi. 0 değil de 1 yazalım. O zaman 1'i karşıya atalım. Ve bir x değeri gelsin. Y'nin yerine 0, pardon 1. Burada vermiştik. Y'nin yerine 1 verdim. Sonuçta da x 2 verince bu denklem sağladı. Bir başka üçüncüsüne bakalım. 2x 1 değil de 2 verelim. Karşıya attık. 3, 2x her iki tarafı 2'ye böldük. 3 bölü 2 doğal sayımdır. Hayır. O zaman buradan herhangi bir değer almıyorum. Şimdi 2x 3 alacağız. Artı 2 değil 3. Karşıya attık. X'imiz 1. O zaman x'imiz 1 iken y'imizi kaç yazmıştık y'nin yerine? 3 yazmıştık. Bu da sağlıyor. Devam edelim. 2x artı 3. 3'ü denemiştik. Pardon. 4'e geldik. 2x artı 4 eşittir 5. 1, 2x, x eşittir 1 bölü 2. Böyle bir doğal sayı yok. O yüzden bu da doğru değil. Ve son olarak 2x artı
4'ü denemiştik. 5 eşittir yine 5. Karşıya attığımızda 0 kaldı. X'imiz 0 sağladı. 0 doğal sayı mıdır? Evet. X'imiz 0 iken y'imiz kaç gelmişti? Y'nin yerine değer veriyorduk. Kaç verdik? 5. Öyleyse 0,5'te doğru diyoruz. Doğruluk kümesi deyince bunların hepsini doğruluk kümesinin içerisine yazıyoruz. Doğruluk kümesini bulunuz. Yine aynı yöntem. X'in yerine gelebilecek olan doğal sayılar. En küçüğü 0. 0 sağlıyor mu? 0 yerine yazınca 0-13 17'den küçük müdür? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 böyle gidecek. 1 deneyince 5-13 17'den küçük mü? Evet. Bunu da yazdık. Şimdi sıra geldi kaça? 2'ye. Şimdi 2'yi kullanacağım. 2'yi x'in yerine yazıyoruz. 5 kere 2, 10. Eksi 3 de 17'den küçük. Bu da sağlar. 4, 20 bölü 13. 17'den küçük. Bu da sağlar. 5, 25, 13. 17'den büyük mü? Evet. Ve son olarak 6 denediğimizde 30-13 17'de sağlar dedik. Ve 7'ye geldi. 35-13'ün 22 yani 17'den büyük olduğunu görüyoruz. Küçük olmadığını görüyoruz. O yüzden 7'yi alamıyoruz. Doğruluk kümesi evet bunlardan oluşuyormuş. Sadece x elemanı olduğu için yazdık. Şimdi eşitsizlik çözümü. Eksi 2'yi her iki tarafa atıyoruz arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Artı 2 olarak. Aynı şekilde bu tarafa gönderdik artı 2 olarak. Hesapladık 9 ve eksi 3. Şimdi x'i yalnız bırakmak istiyorum. Her tarafı 3'e bölüyorum. Burası da eksi 1. Açık önermenin doğruluk kümesi diyor. Bunlar tam sayı. Bu aralıktaki tam sayılarımız 0, 1 ve 2. 0'ı x'in yerine yazdığımızda sağlıyor. 1 de sağlıyor. 2 de sağlıyor. Açık önermenin doğruluk kümesini bulunuz. 0, 1 ve 2'den oluşur diyoruz. Yine aynı şekilde bir doğruluk kümesi bir sayının karesi 7'den büyük 65'ten küçük olduğuna göre ve x'ler doğal sayı olması gerekiyor ona da dikkat ettik. 3 yazarsak karesi 9 7'den büyük 4 16 ve 5 de 25 edecek bu aralıklarda olduğunu görüyoruz. 6'da da 7'de de 8'de de sağlar diyoruz. Doğruluk kümesi bunlardan oluşuyormuş. Evet, açık önermenin değilleri. Bunlar önemli. Her niceleyicisinin değili bazı, bazı niceleyicisinin değili de her anlamına geliyor. Hepsini değiştirmeyi unutmayın. Hepsi değişmeli. Bakın.
Evet, gördüğümüz üzere bazınınki herinki bazı olarak değişecek. Değilinin değili kendisi olacak. Bu değiller içeriye dağıtırken dikkatli olmalıyız kısacası. Evet, bir önermenin olumsuzunu yazınız dediğimizde buradaki bazıyı görür görmez hemen yerine her x eleman ne elemanları eleman değildir falan yapmıyoruz. Onlara hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Virgül buradaki küçüktür işaretini büyük eşittir halinde değiştirmeyi de unutmamak gerekiyor. Altında eşitliği yoksa ters çevirip eşitliği ekliyoruz. Varsa siliyoruz olarak tarif edebiliriz. Böylece önermeyi bulmuş olduk. Yani orada yazılan önermenin olumsuzunu. Evet, devam edelim. Bunun olumsuzu herin tabii ki olumsuzu bazı oldu. Elemanı değildir demiyoruz demiştik. Burada artı, eksi, eksi, artı falan yapmak da yok. Onu da söyleyeyim. Burada sadece eşittir'i eşit değildir olarak yazıyoruz arkadaşlar. Önermesinin olumsuzunu yazınız demiş. Hemen biliyorsunuz ki bunun yerine her x yazıyoruz. Burada x kare sakın eksi artı x demeyin. Burası eksi x olarak kalacak. Altında eşit olduğu için burayı sildik ve yön değiştirdik. Ardından önermenin tırnaklarında yazdıktan sonra değilini yani olumsuzunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bakın bu sefer V bağlacı gelmiş. Bir öncekinden hiçbir farkı yok. Buraya hemen her x yazıyoruz. Buradaki eşittirin yerine eşit değildir diyoruz. Gerisi aynı. Geldik V'yi veya yapıyoruz. Bazı her yapıyoruz. X artı 2 eşittir 0 diyor. Bunun da eşit değildir 0 yapıp değilini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Her x değilini gördüğüm anda bazı x'ler mutlak değeri x'e eşit değildir demiş. İse hatırlayalım, ise'li bir soru sorulduğu zaman değilini alamıyorduk. Biz ise'yi p ise q'yu p'nin değili veya q olarak yazabiliyorduk. Buradan esinlenerek bakın buradaki kısmın birinci kısmın değilini alıp araya veya koyup ikinci kısımdakinde aynen alıyoruz. Birincinin değiliydi ya. Şimdi bunun da diyor değilini alınız. Değilinin değili nedir? Kendisidir. Sonra burayı parantezi kapatalım. Veya'yı V yapıyorum. Buradaki her'i bazı yapıyorum. X'i de hem yönünü değiştirip hem altına eşitlik eklediğimde doğru cevaba ulaşmış oluyorum. Evet, geldik. Son kısım bu. Hem Anadolu Lisesi'nde hem de Fen Lisesi'nde görülen bir kısım. Çok önemli bir şeyler yok. Burada bazı tanımları bilmek lazım. Bir terim daha önce tanımlanmış terimler veya tanımsız terimler yardımıyla açıklanmasına o terimin tanımı denir diyoruz. Aksiyomda doğruluğu kabul ediyoruz. İspatlanmayan veya ispata gerek duyulmayan önermelerdir diyoruz aksiyom için. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir paralel doğru çizilebilir ifadesi nedir? Aksiyomdur. Nereden anladık? İspatlamaya gerek duymadığımız önerme olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Geldik buraya. Doğruluğu ispatlanabilen fakat çoğunlukla ispatlamadığımız ama teorem doğruluğu için bir ispat gerekiyor ve bunu ise olarak ifade ettiğimizde biz buna teorem diyeceğiz. Şimdi verilen ilk kısmına bir teoremin ilk kısmına hipotez, ikinci kısmına ise
hüküm denir diyoruz. Evet, iki çift sayının çarpımı çift sayıdır bir teorem verilmiş. Ben bunu şimdi ilk işim hipotez ve hüküm diye ayırmak. Nedir? İki sayının olduğundan bahsediyor bu hipotez. Çarpımı da çift sayıdır diyor. O zaman bu da hüküm. Evet, ilk kısım dedik ki hipotez. A ve B'nin çift sayı olduğunu söylemiş buradan. Sonra çarpımının çift sayı. O zaman A ile B'yi çarparsam da çift sayıdır deyip burası hipotez, burası hüküm. Teorem deyince de aralarına bir ise girmesi gerekiyor. A ve B çift sayı ise A çarpı B çift sayıdır şeklinde ifade ediyoruz. Ve şimdi ispat geldi. İspat aksiyon ve teoremler yardımıyla doğru olduğunu gösterme yöntemidir. Matematikte kullanılan ispat yöntemleri ise şunlardır arkadaşlar. Tümden gelim, tüme varım. Yani sonuca ulaşıyoruz. Sonuçtan başa doğru dönüyoruz. Doğrudan ispat, direkt olarak çözmeyi biliyorsan doğrudan ispat diyoruz. Dolaylı yoldan ispatları seçecek olursak olmayan ilgi yöntemiyle ispat, çelişki yöntemiyle ispat, deneme yöntemiyle ispat ve aksine örnek vererek ispat diyoruz. Buradan kısaca bahsedeyim. Olmayan ergi yanlış bir şey yanlış kabul ediyoruz ve oradan doğruluğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Yine bir şeyin yanlışlığı üzerinden gidiyoruz. Yanlış olduğunu buluyoruz. Ama orada söylenenleri çelişiyor. Yani doğru bulunan bir değerle. O zaman bu şekilde de ispat yapılabiliyor. Deneme yoluyla dediğimiz değer verme, uygun değerleri vererek hesaplama yöntemi. Aksine örnek vererek ispat da tam söylenenin zıttında mesela doğruysa yanlış olduğunu kabul edip çözüme başlıyoruz. Ve oradan bulduğumuza göre bir yorumlama, bir değerlendirme yaparak bulabiliyoruz. Ve bunlar İspat yöntemleri diyoruz bunların her birine. Böylece konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.